Merhaba, bu videomuzda OpenCart temalarının nasıl yüklendiğini ve nasıl kurulduğunu öğreneceğiz. Videoya geçmeden önce şahsi düşüncem, OpenCart, e-ticaret sitesi kurmak isteyenler için en iyi altyapıdır. Tamamen özelleştirilebilir ve geliştirilebilir bir yapıdadır. Siz de bu videoyu takip ederek tema kurulumu nasıl yapılıyor öğrenebilir ve sonrasında tasarımsal düzenlemelerinize geçebilirsiniz. Profesyonel bir e-ticaret sitesine uygun fiyatlar ile sahip olmak istiyorsanız sizlere Webroot OpenCart temalı paketleri tavsiye ederim. Google'a Webroot OpenCart tema yazabilir, modern arayüzlü ve tamamen Türkçeleştirilmiş tasarımları içeren full e-ticaret paketlerini görebilirsiniz. Projenize uygun bir temayı içerisinde birçok önemli modül kurulmuş bir şekilde teslim alabilirsiniz. Size sadece admin yönetim paneline giriş yapıp içeriklerinizi düzenlemek kalacaktır. Detaylar için bu sayfayı inceleyebilirsiniz. Önceki videolarda OpenCart kurulumunu öğrenmiştik. OpenCart kurulumunun nasıl yapılacağını bilmiyorsanız ekranın sağ üstüne çıkan linke tıklayıp öncelikle OpenCart'ı yüklemelisiniz. Gelelim OpenCart temamızı nasıl kurabileceğimize. cPanel'imize giriş yapıyoruz. cPanel'den dosya yöneticisine ve public html'e tıklıyoruz. Yükle butonuna tıklayıp buraya tema dosyamızı sürükleyip bırakmalıyız. Kuracağımız temanın ismi Journal. Bu temayı Temforest'ten tedarik edebiliyorsunuz. En gelişmiş OpenCart temasıdır. Webroot'ta bulunan bütün temalar da Journal üzerine geliştirilmiştir. Downloads kısmına gelip tema dosyalarını ve lisans kodunu içeren dosyayı indirmeliyiz. İndirdiğimiz dosyayı açtığımızda içerisinde bu şekilde klasör olacaktır. OpenCart 3x uyumlu sürüme tıklayıp içerisindeki tüm dosyaları seçip sağa tıklayıp sıkıştırıyoruz, yani zip haline getiriyoruz. Oluşan bu dosyayı cPanel'e yüklememiz gerekmektedir. Yükleme tamamlandıktan sonra geri dönüyoruz. Sağa tıklayıp Extract, yani ayıkla deyip zip'ten çıkarıyoruz. Sonrasında kapatıyoruz. Böyle bir dosya sizde de oluşursa bunu ve zip dosyamızı siliyoruz. Şimdi sitemizin yönetim paneline giriş yapalım. Extensions, Themes kısmına geliyoruz. Yüklediğimiz temayı burada görüntüleyebileceksiniz. Kur butonuna tıkladığımızda temamız kuruluyor. Modifications kısmına gelip Yenile butonuna tıklıyoruz. Son olarak da System, Settings, Düzenle, Tema kısmından mevcut temamızı değiştiriyoruz ve Kaydet butonuna tıklıyoruz. Sitemizin görünen yüzüne şimdi gelip baktığımızda bu şekilde demo kurulumu yapmamız gerektiğini söyleyen bir uyarı görüntülüyoruz. Şimdi de Journal sayfasının ana sayfasına bir bakalım. Burada birçok demoyu görüntüleyebiliyorsunuz. Hangi demoyu severseniz, hangisini kullanmak isterseniz o demoya tıklamalısınız. Tarayıcıda açılan demonun link kısmındaki adresinin sonuna admin yazıyoruz. Kullanıcı adı ve parola kısımlarına demo yazıp giriş yapabiliriz. Burası kullanacağımız demonun yönetim paneli. Örnek panel yani. Journal, System, Import-Export kısmından
temanın tasarımsal yedeğini indirmemiz gerekmekte. Temforest kullanıcı adı ve satın alım sırasında bize verilen lisansı buraya ekliyoruz. Export butonuna tıkladığımızda demoyu bilgisayarımıza indirmiş oluyoruz. Bu sekmeleri kapatabiliriz. Şimdi aynı şekilde kendi sitemizin admin panelinden Journal, System, Import-Export kısmına gelip bu sefer Import kısmından az önce indirmiş olduğumuz yedeği yüklememiz gerekmektedir. Import butonuna tıklayıp yedeğimizi seçiyoruz. Yükleme birkaç saniye içerisinde tamamlanıyor. Başarılı uyarısını gördükten sonra sitemizin ana sayfasını yenilediğimizde görüntülediğiniz gibi demoda ne varsa tüm içerikler sizin sitenizde de artık görünmekte. Tüm fonksiyonları çalışacaktır. Tek başınıza OpenCart kuracaksanız yapmanız gereken adımlar bu şekildedir. Webruz'dan OpenCart tema içeren bir paket alacaksanız bu işlemler dahil modüllerin kurulumu vesaire her şey Webruz tarafından yapılmaktadır. Tekrardan belirtmekte fayda var. Size sadece içeriklerinizi eklemek kalmaktadır. Webruz'dan bilgi almadan kuruluma başlamamanızı tavsiye ederim. Bu videoda OpenCart temalarının nasıl kurulabileceğini öğrendik. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve daha fazla kişinin faydalanmasını isterseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Ekranda çıkan videolara tıklayarak diğer sitelerin nasıl kurulduğunu da öğrenebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere.